Tevhid ki mevzumuzun bel kemiğini teşkil ediyor. Çünkü uluhiyet dediğimizde tevhidin ilk bahsi akla geliyor. Tevhid, hakikate arız olan her türlü sahtelikten insanın inancını arındırmasıdır. Üzgünüm, tevhid deyince insanların aklına veya şirk deyince insanların aklına birkaç puta tapmaktan ibaret bir sapıklık geliyor. Üzgünüm, böyle değil. Bu değil yani. Bu kadar basit değil. Bu kadar basit olsaydı biz bu meseleyi halletmiştik. Bu kadar basit değil. Tevhid aslında bir alem görüşüdür. Tevhid bir varoluş biçimidir. Fıtrat muvahhittir. Önce bunun altını çizelim. Fıtrat muvahhittir. Onun için akıl tevhidi kavramak için ilave bir delile ihtiyaç duymaz. Zaten Kur'an bu konuda o kadar uluhiyet tevhidinin akli delilini o kadar açık beyan eder ki لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا Enbiya suresi 22. ayette. Eğer iki tane ilah olsaydı veya ilahlar olsaydı yer ve gök fesada giderdi. O kadar. Biri kış yapayım derken öbürü yaz yapayım derdi. Yani olmadı. Ya seninkini beğenmedim. Ben farklı karar verdim. Biri insanı yerde yaratayım derken öbürü gökte yaratayım derdi. Yani fesada giderdi. Kainattaki kozmos, kaos değil de kainatta kozmos hakimse, uyum ve düzen hakimse, insanda uyum ve düzen hakimse, varlıkta uyum ve düzen hakimse, zaten uyum ve düzen yoksa varlık yok. Unutmayalım. Atomun etrafında elektronun dönüşünü hatırlayalım. Şu maddenin oluşumunu hatırlayalım. Düzenin olmadığı bir yerde maddeden söz edemeyiz. Maddeden söz edemeyiz. Eğer karşımıza eşya olarak bir şey çıkıyorsa orada düzen vardır. Onun bir atom, bir molekül yapısı vardır. Bir kimyası vardır. Bir fiziği vardır, bir kanunu vardır, bir yasası vardır. Öyle değil mi? Altın neden altında demir değil? Demirin atom yapısı farklı, altının atom yapısı farklı. Zincirleri farklı. Neden efendim ıspanakla pırasa ayrıdır? Moleküler yapıları farklıdır. Kanunu vardır, ıspanak kanunu, pırasa kanunu. Dünyanın her tarafında onun için pırasa pırasa. Ya ıspanak kanunu deyince lütfen gülmeyin efendim. Ama yapın bir ıspanak da göreyim. Yaratın bir ıspanak da göreyim. Dolayısıyla orada o ıspanağı yapan kanun işte odur. Oraya gider. Tevhid ta oraya var. Ya tevhidin, ıspanağın içinde tevhidi gördük ya artık ölsek de gam yemeyiz demezsiniz değil mi? Vallahi öyledir. Hatta orada kalmaz. Tevhid öyle bir sırdır ki, kainatın bir tarafında biri bir günah işler, kainatın öbür tarafında bir duvar yıkılır. Sana ne yok? Tevhide inanan bir insanın kime ne demesi mümkün değil. Ben yapıyorum, sorumlusu ben. Hayır. Yaptığın günahın, yaptığın sevabın, işlediğin günahın, yaptığın sevabın, kainatın öbür tarafında bir karşılığı var. Onun için kainata mensupsun ey insanoğlu. Varlığı bir muvahhid olarak algıla, parçaların ait olduğu yeri bil, parça bütün ilişkisini gör ve öyle konuş. Öyle düşün. Onun için sen de aitsin. Bu manada tevhidi kavradığımız zaman kainatın sırrını bulmuş oluruz. La ilahe illallah. Neden kelime-i tevhid? La ve illa orada da geliyor bakınız. Yine içinde ilah var. Neden kelime-i tevhid?
Aslında kelime-i tevhid varlığın şifresidir. Bu şifreyi bize bulun dese nasıl bulurduk Allah aşkına? Ama bu şifreyi Allah bize haber veriyor. Onun Resulü de izah ediyor. Onun için yerleri ve gökleri terazinin bir kefesine, kelime-i tevhidi de bir kefesine koysanız kelime-i tevhid ağır gelir. Nasıl izah edeceğiz? Bu tip ölçüm ve tartım ifadelerini hadislerdeki, bazen de ayetlerdeki aslında ölçülemeyen değerlendirilemez, değerlendirilemeyen kıymetlendirilemez. Hakikati üzerinden anlarız. Onun için ölçülebilir yapar. Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan 27 derece daha sevaba. Neden böyle? Yani 27 dereceyi nasıl hesaplamış Allah Resulü? Hangi matematiksel ölçümlerle? Aslında burada ölçülebilirlik vasfını ortaya koyuyor. Matematiğin de zaten kurallarından biri budur. Matematiğin en güzel insana verdiği ahlak dersi, bir şeyi kıymetlendirmek istiyorsan ölç. Ölçülebilen değerlendirilebilir. Değerlendirdikten sonra ancak o değeri artırabilirsin.